Merhabalar. Seyyah Yaşam Koçu yine karşınızda. Evet, bugün bayram. Hepinizin bayramını kutluyorum. Burada bayramı çok hissetmesem de Amerika'da hepinize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şeker gibi bayramınız olsun. Bugün cemaat cemiyet kavramı üzerinden Ferdinand Tönnies'i anacağız biraz. Belki biraz Durkheim'a girebiliriz. Ve ardından geçen hafta New York'a gittim. Bir New York değerlendirmesi yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hazırsanız başlıyoruz. Cemaat ve cemiyet kavramı Ferdinand Tönnies tarafından ortaya atılmıştır. Tönnies'e göre cemaatler, ırk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmamış birliklerdir. Cemaatler içerisinde bireyler daha çok samimi, içten, yakın mesafeli ilişkiler kurarlar. Cemaatler şahsi, sıcak, içli dışlı ve samimi ilişkilerin üzerine kurulmuş olan küçük homojen topluluklardır. Aynı zamanda bu gruplar mekanik toplumlar oluşturur. Zira her birey aslında diğer bireyin yaptığı işi yapabilir, diğer bireyin yerine geçebilir. Çünkü herhangi bir alanda özelleşme yoktur. Herkes aynı işi yapıyordur, iş bölümü yoktur. Bu bakımdan baktığımızda anne hangi işi yapıyorsa çocuk da o işi yapıyor. Çocuk hangi işi yapıyorsa baba da o işi yapıyor. Ve insanlar birbirlerinin yerine geçebilir. Yani birbirlerinin görevlerini yapabilirler. Ve bu bağlamda baktığımızda mekanik toplum yapısını oluşturur. Yani bir birey başka bireyin yerine çok kolay bir şekilde geçebilir. Onun yerini, onun görevini alabilir. Cemaatleri sadece küçük topluluklar, coğrafi bakımdan bir yere bağlayamayız. Tarikatlar, küçük oluşumlar da bu gruplara örnek olabilir. Bizim dikkatimizi çeken en önemli nokta cemaatlerde din vurgusu çok önemlidir. Din olgusu etrafında toplanmış bireyler aslında cemaatlerin oluşumlarını tamamlar. Bu açıdan baktığımızda sadece belli bir coğrafyaya ait olmadan aslında cemaatleri toplum içerisinde belli bir oluşum, belli bir düşünce, belli bir din, belli bir algı mekanizması etrafında toplandığını, toplanabildiğini görüyoruz. Cemaatler konusunda bu kadar değindikten sonra şimdi bir de cemiyetlere geçelim isterseniz. Evet, günümüz toplumu cemiyetler. Ferdinand Tönnies'e göre cemiyetlere baktığımızda ise karşımızda ırk, etnik yapı, sosyoekonomik durum ve kültür sistemleri açısından farklılaşmış heterojen topluluklar görüyoruz. Cemaatlerle karşılaştırıldığında ise aslında heterojenitenin getirdiği fertler arası ilişkiler soğuk, daha çok mesafeli ve hür iradeye dayalı ilişkilerle karşılaşıyoruz. Cemiyet toplum yapısına baktığımızda aslında heterojenleşmeyi sağlayan en önemli şey de iş bölümüdür. Çünkü iş bölümü olduğunda o toplumda organik toplum yapısı var diyebiliriz. Organik toplum modelinde herkes belli bir alanda uzmanlaşmıştır. Yani eşit bilgi dağılımı olmaz. Ben kendi alanımı biliyorumdur. Sen kendi alanını biliyorsundur. Ve kimse kimsenin yerine geçemez. Kimse kimsenin yerini alamaz. Yani cemiyet toplumunda anlarız ki değiştirilebilir birey kavramı yoktur. Birey başkasının yerine geçemez. Anne çocuğun, çocuk babanın, baba annenin yerine geçemez. Önceden yani cemaat toplumuna baktığımızda herkes tarlada aynı işi yapıyordu. Cemiyet toplumuna geldiğimizde orada sen kendi alanının en iyisisin ya da sen kendi alanının bilgisine sahipsin. Bu düzlemde başkası senin yerine geçemez. Günlük yaşam bazında baktığımızda cemaat toplumunda kimi ya da kimleri tanıdığınız önemlidir. Ama velakin cemiyet toplumunda kim olduğunuz önemlidir. Cemaat toplumunda menfaat birdir. Birden fazla menfaat yoktur. Birey arka plandadır. Ön planda olan toplumun çıkarlarıdır. Cemaat toplumunun bireylerinin amaçları cemaatin amaçlarıyla kesişir. Ve aslında birey kendini o gruba, o ortama ait hisseder. Ve birey biz duygusunu kazanır. Yabancılaşma konusunu işlerken aslında Durkheim'a ve iş bölümüne birazcık giriş yapmıştık. Baktığımızda iş bölümünün cemiyet toplumunda aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve o iş bölümü sayesinde aslında cemaat toplumunda kazandığımız aidiyetlik duygusunun, biz duygusunun maalesef ki cemiyet toplumunda kaybettiğimizi görüyoruz. Çünkü cemiyet toplumunda iş bölümü var ve birey ürettiği ürüne yabancılaşıyor.
Tabii daha birçok sebep var ama bu da sebeplerimizden bir tanesi. Kendine ve toplumuna yabancılaşan birey de maalesef ki biz duygusunu kaybediyor. Ve son olarak bu kaybın belirttiği anemi durumuna düşüyor. Anemi konusunu daha da detaylı açmayacağım burada. İleriki videolarda aslında onu koca bir video konusu yapmayı planlıyorum. Cemiyet kavramının derinine indiğimizde ise cemaat kavramının tam tersi bir düzleme geldiğimizi görüyoruz. Ne demek istiyorum? Cemaatte biz önemliyken, biz, hepimiz, biz önemliyken cemiyet toplumunda aslında ben öne çıkıyor. Benim çıkarları, benim düşüncesi, benim. Ben öne çıkıyor. Yani cemiyet toplumunda ben her şeydir. Birey bir birey olarak karşımızdadır. Birey toplumun içerisinde kaybolmaz ve kendiliğini ön plana çıkarır. Cemiyet mensupları aslında yaşadıkları zaman diliminde maalesef kişisel çıkarlarla savaştıkları için birbirleriyle de savaş halindedir. Bireyin ekonomik, bireysel, sosyal çıkarları aslında diğer insanların geri plana atılmasına sebebiyet verir. Ve bu durumda cemaatte bulunan biz duygusu olmadığı için birey orada tektir ve diğerleri önemli değildir onun için. Bu doğrultuda hareket eder. Bu doğrultuda hareket ettiğinde birey sadece kendi yaşamına bakar. Ve şu an bir bireyden bahsediyoruz ama ve lakin aslında toplumun genelini düşüneceğiz. Neden? Çünkü o birey cemaat toplumunda da olsa, cemiyet toplumunda da olsa aslında o toplumu var ediyor. Toplumun yapısını oluşturuyor. Bu bağlamda baktığımızda birey kendini ve kendi değerlerini var ederken aslında toplumun yapısını da şekillendiriyor. New York değerlendirmesine geçmeden önce cemaat ve cemiyet kavramına son bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi siyah beyaz diyoruz değil mi? Ama gri de var. Cemaat toplumu diye nitelendirirken ya da cemiyet toplumu diye nitelendirirken aslında aradaki toplum modellerini gözden kaçırıyor olabiliriz. Yani bir toplumu direkt olarak cemaat ya da direkt olarak cemiyet diye nitelendiremeyiz. Onun gerçek hayattaki dinamiklerine bakmamız gerekiyor ve onu kendi kafamızda bulunan kavramsal çerçeveye oturtmadan önce onu iyice gözlemlememiz gerekiyor. Ferdinand Tönnies'in cemaat ve cemiyet kavramı aslında bir toplumun yapısını anlamak için mükemmel bir şablon değil mi? Cemaat ve cemiyet kavramı üzerinden şimdi ufak bir New York değerlendirmesi yapacağım. Geçen hafta New York'a gittim ve New York nasıldı? Cemaat, cemiyet toplumları vesaire diyerekten başlıyorum. Cumartesi sabah erkenden New York'a doğru yola çıktım. Ben New York'a 1 saat uzaklıkta yaşıyorum. Daha öncesinde New York'a 2 defa gittim ama bu koca bir hafta sonu olacaktı. Çok heyecanlıydım. Sinatra'nın şarkılarıyla yolculuğumu yaptım. Trafiğe rağmen mükemmeldi diyebilirim. New York'a gidecek olmak, New York'u keşfedecek olmak aslında benim için çok güzeldi. Öncelikle Empire State binasına gittim. Empire State binası 102 katlı bir bina ama ben 86. katına kadar çıktım ve güzel bir deneyimdi. New York'a çok yüksekten bakmak sana güzel bir izlenim veriyor. Empire State binasına gelenlere baktığımda genellikle turist yoğunlukta olduğunu görüyorum. Kısacası Empire State binası bayağı görkemliydi. Empire State binasından sonra küçük bir tiyatroya gittim. Küçük değil aslında, kocaman. Sahne mükemmeldi. Şöyle bir düşündüğümde ne hatırlıyorum? Koskocaman bir sahne. Çocuk çizgi filminden uyarlanmış olan bu tiyatro bayağı bir görkemliydi. Benim orada en çok gözüme çarpan şey ise aslında bireylerin orada birey olarak yer almadığı. Çok fazla görev alan kişi vardı. Ama ve lakin o görev alan kişiler ya bir zürafaydı, hayvandı ya da başka bir şeydi. O bakımdan baktığımda kocaman, gerçekten kocaman zürafaların ya da kocaman farklı hayvanların şekline bürünen insanlar çok garipti. Ve insanların yönlendirdiği hayvanlar kişileştirilmiş. Adeta karşımızda bir animasyon film oynuyor gibiydi. Bu bakımdan The Lion King'e gitmek gerçekten güzeldi.
The Lion King tiyatrosunun çıkışında bayram kutlamaları vardı ve Pakistan bayrakları açılmıştım. İlk bir şaşırmıştım yani ne oluyor gibisinden. Çünkü insanlar bağırıyordu, kötü bir şey oldu sanmıştım. Ama sadece bayram için yaptıklarını öğrendim sonrasında. Ve burada aslında görüyoruz ki New York'ta hangi dine mensup olursan ol, aslında istediğin şeyi çok rahatlıkla Times Square gibi bir yerde yapabiliyorsun. Sinatra diyor ki New York hiç uyumuyor. Ben de onun müzikleriyle ardından New York'un havasıyla güzel bir hafta sonu geçirdim. New York bazında baktığımda dikkatimi çeken noktalardan biri homeless'lardı. Yani evsiz insanlardı. Çünkü insanlar bu durumu o kadar kanıksamışlar ki artık herkese olağan geliyor. Ama lakin ben 3 ay önce Amerika'ya geldim ve bana hiç olağan bir durummuş gibi gelmiyor. Tamam, bizde de dilenciler var ama dilencilik ve homeless'lık aynı şey değil. Yani ikisi çok farklı şeyler. Tavırlar, mesela New York'u anlatırken hep güzel şeylerden bahsediyor. Neden homeless'lardan bahsetmiyorlar? Benim New York'ta ilk gözüme çarpan homeless'lardı. Yani çarpmamaları imkansız. O kadar rahatlar, o kadar artık olağan olmuş ki bu durum. Normalleştirilmiş. İnsanlar artık tepki vermiyor yani. Hani bu durumu görünce dumura uğradım. Nasıl olur böyle bir şey? Yardıma mı ihtiyacım var? Yoksa ne bu yani? Hani kabul edilmiş çaresizlik mi? Neden buna karşı bir adım atılmıyor diye düşünmedim değil. Homeless problemi Amerika'nın birçok yerinde maalesef sorun teşkil ediyor. Cemaat ve cemiyet toplum yapısı nazarında New York'u değerlendirdiğimizde New York tam bir cemiyet toplumu değil mi? İnsanlar arası ilişkiler soğuk ve mesafeli. Bireysel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne geçmiş. İnsanlar çalışma yaşamında görevi iş bölümü yaparak paylaşmış. Bilgi eşit paylaşılmamış. Bilgi insanların tek elinde. İnsanlar sadece kendi alanlarında uzmanlaşmış. Toplum oluşturanlar biz duygusundan yoksun, ben duygusuna sahip. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde New York tam tamına mükemmel bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor. Değil mi? Aslında bu bizi şaşırtmıyor. Çünkü New York gibi metropolü karşımıza aldığımızda o metropolde yaşayan insanların sıcak samimi ilişkiler oluşturmasını bekleyemeyiz. Yani bu toplumda aklımıza ilk gelecek olan şey de aslında soğuk ilişkiler ve insanların maalesef ki birbirlerine karşı bir duvar örmeleri metropol yaşamının kaçınılmaz sonucudur. Aslında tam da bu durumdan dolayı New York'tan birçok insan Stanford, Greenwich gibi Connecticut'ın bazı bölgelerine geliyor. Çünkü şehir yaşamı, soğuk ilişkiler ağı, mesafeli ilişkiler insanı yoruyor. İnsanı yabancılaşma duygusuna itiyor. Ve yabancılaşma duygusuna sahip bir birey kendisine ve çevresine yabancılaşırken aslında hayattan da soğuyor. Ve böyle bir durumda tekrardan o biz duygusuna sahip olmak için böyle Stanford gibi, Greenwich gibi küçük yerlere geliyor. Yine de metropol yaşamından uzaklaşıp bu şekilde doğaya yakın olan yerlere gelmek insan ruhuna iyi gelecektir. Evet, burada artık videomuzu sonlandırıyorum. Bugün cemaat ve cemiyet kavramının New York değerlendirmesi üzerinden işledik ve ben geçen hafta New York'taydım. Taze taze bu videoyu hazırlamak istedim o yüzden. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye bye.